Sosyal Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Ama şunu biliyoruz. Montella çok fazla e, üzerinde durulan isim ve hatta ve hatta transfer noktasında danışıldığı da yine birçok gazetede yer bulmuş. Diğer gazetemiz Akşam Spor sayfasından gelsin. İtalyan basını yine Salihlercivert'lerin teknik direktörü ve yeni yıldız golcüsünü duyurdu. Hoca Montella, golcü de Edin Ceko denilmiş. Şöyle ki, bir yabancı siteye göre Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Montella oldu. İtalyan hocanın Ceko ve El Elşarav'ı takımda görmek istediği yine belirtiliyor. Biraz detaylandıralım bu sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe Türkiye Kupası zaferi ardından Cesus'la yollarını ayırdığını resmi olarak açıkladı. Ayrılık sonrası Kanarya'da teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme geldi. Sergen Yalçın dedik Abdullah Avcı ismi de geçiyor değerli izleyenler. Lüçesku gibi isimlerin yanında yine Adana Demirspor'dan ayrılan Vincenzo Vicenzo Montella en iddialı isim konumunda. Çizme basını ise Fenerbahçe'nin yeni çalıştırıcısının Montel olduğunu, golcüsünün 37 yaşındaki Boşnak Yıldız Edin Ceko olduğunu duyurdu. El Şaravi de istiyor. Adana Demirspor'un başında gösterdiği e, performansla dikkatleri üzerine çeken Montella'nın e, Fenerbahçe'yi çalıştırmaya sıcak baktığı öğrenilirken Koreyella Della Sport'ta da Montella'nın Roma ile sözleşmesi biten El Şaravi'yi arayarak Fenerbahçe'nin teknik direktörü olması durumunda onu takımda görmek istediğini ilettiği yazılmış. Sol kanatta görev yapan İtalyan futbolcu bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ta da anılmıştı. Hücum oyuncusu bu sezon 42 maçta 9 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon avro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'de rüya takım kuruluyor. 4 yıldız transferi birden Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Sarılar kurmaylar mutlu sona ulaşacak kadroyu kurma konusunda oldukça kararlı. İlk transiyeni Ryan Kent ile yapan Kanarya 4 yıldıza daha imza attırarak şov yapmanın peşinde. İşte detaylar. Varan bir Edin Dzeko. Kanarya Mario Icardi'nin Galatasaray'daki performansını göz önüne alarak bu bölgeyi dünya önüne bir yıldızla doldurmayı planlıyor. Ener Valencia gol krallığına ulaşsa da takım oyununu yukarıya taşıyamamıştı. Fenerbahçe Inter'le harika sezonlar yaşayan Edin Dzeko için temaslarını arttırdı. 2 yıl için 9 milyon euroluk kontrat artı bonuslar önerildi. Boşnak Yıldız'a iyi bir teklif yok. Menajeri Lukki de 37 yaşındaki Yıldız'ın Türkiye'ye yakın olduğunu ifade ediyor. Kanarya kısa süre içinde bu işi tamamlamayı umut ediyor. Varan 2, Kore'ye. Sarılı Acuvertler hücum hattına takviye için süper bir ismi daha gündemine aldı. Edin Inter'den takım arkadaşı olan Korea, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Estudiantes çıkışlı oyuncu, kariyeri boyunca Sevilla, Sampdoria, Lazio ve Inter gibi dev kulüplerde oynadı. Kanarya'da bu profilde bir oyuncu aradığı için 28 yaşındaki forvet arkası mevkinde oynayan futbolcuyla yakından ilgilenmeye başladı. Milano merkezli harekatta Koreya'nın kiralanması için Inter'le görüşmeler devam ediyor. Güçlü, hırslı ve teknik bir oyuncu. Varan kaleye Kaleya Perin, Fenerbahçe kale departmanını da güçlendirecek. Altay Bayındır'ın kontratı uzatıldı. İrfan Can'a yeri bayatın da bon servisi alındı. Ancak geçen sezon kritik maçlarda kaleci performanslarını yeterli bulmayan yönetim rekabet arttırmayı planlıyor. Dominik Divakovic için Dinamo Zagreb'in 10 milyon euroda da diretmesi üzerine Kanarya kalede rotasını değiştirdi. Yeni hedef Juventus'un yedek kalecisi Matija Perin. 30 yaşındaki eldivenin kontratı 2025'te sona eriyor. Fenerbahçe kiralama formülüyle deneyimli ismi renklerine katmaya bir aylık kararlı. Varan 4, Cuadrado. Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe için büyük bir oyuncu daha radara girdi. Juan Cuadrado'nun Juan ile kontratı sona erdi. 35 yaşında olmasına rağmen hala sağ kanadı baştan sona çok iyi kullanan oyuncuyla ilk temas kuruldu. Kolombiyalı süper yıldız ile Roma'da yakından ilgileniyor. Bonservis bedeli olmaması sebebiyle Kanarya güçlü bir teklif ve bonusları içeren teklifiyle Cuadrado'nun aklını çelmeyi planlıyor. Tecrübeli futbolcu geçen sezon sakat veya cezalı olmadığı tüm maçlarda forma giydi. Tam bir problem çözücü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Arda Güler'le görüştü. Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı. Teknik direktör Cortez'un ayrılığı nedeniyle yeni hoca arayışlarını sürdüren sarılar cüvertler Genç yıldız Arda Güler'in takımda kalması için görüşmelerine de devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gösterdiği performansa birçok kulübün dikkatini çeken Arda Güler'in bir yıl daha takımda kalması için oyuncu ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ali Koç'un Güler ailesine önerdiği teklif belli oldu. Ali Koç Güler ailesine bir villa ve genç yıldızın kazandığı paranın 3 katı ücret teklif etti. Arda Güler ise yurt dışını istediğini söyledi. Arda Güler ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı ilk teklif karşısında ikna olmadı. Arda kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini inerledi. 18 yaşındaki yıldız futbolcu Sarı Lajvert kulüple ilgili kararını bu hafta içi verecek. Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli futbolcular arasında yer alan Arda Güler Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor. Genç yıldızı 3 farklı kulüpten ciddi teklif geldi. Fransız dev Paris Saint Germain, Hollandalı genç abi Ajax ve Portekiz'in köklü takımlarından Benfica, Arda Güler için teklifte bulundu. Ünlü Avrupa transfer gurusu Fabrizio Romano'nun kendisi hakkında Türkçe veri olarak bahsettiği Arda Güler 17,5 milyon euro karşılığında serbest kalabiliyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinin ciddi şekilde ilgilendiği 10 numaranın geleceği hakkında vereceği kesin karar bekleniyor. Öte yandan Arda Güler'in annesinin paylaşımı da dikkat çekti. Arda Güler'in annesi Serap Güler'in gece yaptığı duygusal paylaşım dikkatlerden kaçmadı. Serap Güler kişisel Twitter hesabından her seçim bir vazgeçiştir ifadelerini kullandı. Anne Güler'in bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarı tarafından ayrılık mesajı olarak yorumlandı. Son bir haftadır sosyal medya üzerinden Arda Güler'e binlerce mesaj gönderen Fenerbahçe taraftarı oyuncunun bir yıl takımda kalarak bir şampiyonluk kazanmasını ve ayrılırken Fenerbahçe efsanesi olarak gitmesini istiyor. Yönetim temaslara başladı. İtalyanlardan olay iddia. Sarılar buna göre fırsat transferleri için gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe'nin İtalyan kanat oyuncusu Riccardo Orsolini'yi isteyen kulüpler arasında olduğu İtalyan basını tarafından belirtildi. İtalyan transfer gurusu Dimarzio, Marzio, Fenerbahçe'nin Bologna'da başarılı bir sezonu geride bırakan Riccardo Orsolini ile ciddi şekilde ilgilenen ekipler arasında olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin yanı sıra Napoli ve Fiorentina'nın da 26 yaşındaki oyuncuya somut ilgisi olduğu ve önümüzdeki günlerde ciddi gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi. Bologna'da bu sezon çıktığı 32 maçta 11 gol 4 asist üreten Orsolini kulübüyle en iyi sezonunu geride bıraktı. Orsolini İtalya milli takımında da 2 maçta forma giyip 2 gol kaydetmişti. Orsolini 2019'da Bologna'ya 15 milyon euro bonservis bedeliyle imza atmıştı. Fenerbahçe'nin en futbolcusu belli oldu. Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin en ırkçın ismi İrfan Can kahveci oldu. Sarı lacivertli ekiple bu sezon ligde 27 maçta görev yapan İrfan Can 1430 dakika sahada kaldı. Ortalama 52 dakika forma giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu oynadığı pozisyona rağmen takımın en ismi oldu. Bu sezon 2 kırmızı ve 4 sarı kart gören İrfan Can kahveci 5 maçta takımını yalnız bıraktı. Fenerbahçe'de bu sezon İrfan Çağ kahvecinin ardından en hırçın isimler olarak Michy Batshuayi ve Miguel Crespo dikkat çekti. Batshuayi ve Crespo oynadıkları bu sürelerde birer kırmızı ve dörder sarı kart gördük.